Biliyorsunuz. Ertemciğim, şu lideri biraz konuşalım. Konuşalım tabii ki. Yani Yüzüncü bugün yıl. ay a Allah 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 Allah. Ya yüzüncü yıl öyle kötü bir şey mi? Kaçmış. Hay, yüzüncü yani, yılda şampiyon oldum. Abiciğim bir şey söyleyeceğim sana. Bazen biliyor musun televizyon hani ekranda olduğumuzu şaşırıyorum Rasim'den biliyor musun? Hani böyle Süleyman sohbet Sebastian. Arkadaş arasında böyle sohbet ederken ay ana falan dersin yani böyle devamıyla falan. Sen öyle öyle yani yaptın. Hayır hayır. Ağzına kaçır Rasim yapma ben konuşurken. Yüzüncü yıl deyince değil ki doğru. Ne var yüzüncü yıl? Yüzüncü yıl tebrik ediyorum yüzüncü yıldan ötürü. Tebrik ediyorum. Yüzüncü yılda aslan gibi herkese. Tebrik ediyorum yüzüncü yıl. Şimdi Fenerbahçe'nin değil. Şikayetçi olan sevgili Adem. Fenerbahçe'nin değil. Lan tezahüratı çıkardı. Bir dakika Abdülkerim durmaz. Fenerbahçe'nin değil Beşiktaş'ın şampiyon olmasını tercih ederim. Abdülkerim'e bir cevap vermem lazım. Çağatay Şahan Beşiktaş'ın lobisinin korkusundan kırmızıyı gösteremiyorsa bir o zaman bir dakika dur. Beşiktaş şampiyon yapacaklar diye Ahmet Çakar'a katılırım. Abdülkerim'e söyle. İkincisi Çağatay Şahan yok Gökhan Töre. Allah Allah. Ne oldu? Ya hocam. Hocam hakikaten yani konuşamıyorum. Gülüşem hocam yapma ya. Şu yok hocam. Hocam kedi geldi. Sürüyor kedi getirdi. Hocam, kedi ben yalnız yaptım. Ben bir kere Ahmet Hoca'yı Ahmet Hoca seni tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum bir kere daha. Oo. Daha 4 hafta önceden 4 hafta önceden senaryoyu sezmişti. Kızdı Sinan Engin parladı Ahmet Hoca'ya. Ya haklı çıkıyorsun yani. Şey haklı çıkıyorsun. Birbirinize çikolata alın birbirinize. Gidin böyle birbirinize ziyarette bulun, öpüşün falan filan. Ne oluyor gizmesi. Ya programın başında. Programın başında Ertem programın başında Rasim Ozan Kütahyalı öpmedi mi Sinan Engin'i? Ben niye öptün anlamadım ki. 100. yıl kutluyor. Tebrik ettim. 100. yıl geri geldi dedi. 100. yıldaki ruh geri geldi. Olabilir. 100. yıl Şahan da geri geldi. Kutlusu gitti. Çağatay geldi. Meyakacı geldi. Hay Allah sizi kahretmesin ya. Ben ne diyeyim size? Bu akşamı çıkaramayacağım ben ha. He? Bir şey söyleyeyim sana. Ben bu akşamı çıkaramam. Bak ben o ruhta kendimi göremiyorum şu an biliyor musun? Ben çıkaracağım. Ya çekildi falan çıkaracağım birazdan zaten. Çekildi de falan. Ben çıkarttırayım mı? Çıkarttır hocam. Beyler bana hikayeyi anlatmayın. Bu gece Beşiktaş köküne kadar hakem hatasıyla maç kazandı. Oo. Eğer hakemler bak bir hakem değil. İki hakem değil. Üç hakem. Önlerindeki 3 metrelik bir dairede ya, olan vahşeti, olan rezilliği görmüş olsalardı Beşiktaş bu akşam maçı kazanamazdı. Niye? 30. dakikada 10 kişi kalmışsın. Evet. Zaten vücut yorgun. Antep de öyle köy takımı falan değil ayrıca. Bir de Gökhan Töre. Bu akşam Beşiktaş hakemle kazandı. Doğrudur. Karabük'te Beşiktaş yardımcı hakem kararıyla kazandı. Geçen hafta tartışılabilir. Soza'nın bir kasağa basması var. Onu hakemle kazandı yani, Toplum gerçek galibi. Eskişehir hakem kararıyla kazandı Beşiktaş. Bir puan aldı. Dembaba Ankara'da oynanan Sivas maçı elle kontrol edip attığı gol. Şimdi bakın çok açık bir şey konuşacağım. Şampiyon yapacaklar. Tencereniz kaynıyor. Biz de maymununuz oynuyor. İkinize söylüyorum. Tekrar tencereniz söylüyorum. Kaynıyor maymun oynuyor mu? Ertem. Tencereniz kaynıyor. Hocam beni karıştırma. Maymununuz oynuyor. Bana gel. Sen bana gel. Sen bir kabahat yok. Sen bana gel. Hayır. Kırmızı nokta öyle. Yok ben de artık söylüyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bakın üstü konuşmayın. Açık konuşuyorum. Türkiye'de futboldaki sistem tam sizin istediğiniz güçlünün kollandığı güce biat edildiği. Hocam ben güçlü değil. Her zaman haklı olanın ve doğru olanın yanındayım. Ya bilir misin onları o şarkıyı? Yani geç bunları. Anam ya. Bitti mi hocam? Doğru bitti mi? Ağırlıklı olarak Beşiktaş. Da bitmedi daha yeni başladı. Hayır kısa araya gireyim sana. Sana net konuşuyorum. Araya sana gireyim. Gökhan Töre denen bir kovboy var. Kim? Gökhan Töre. Esas futbolcu. Ek işi olarak kovboyculuk yapıyor. Hocam yuh ya. Niye yuh? Çocuk silah çeken Gökhan mı ya? Yapma arkadaşım ya. Ben böyle diyorum. Ne alakası var? Sen sefası olsun falan demiştin hocam, ya. Hocam şimdi sana aşkına bu işleri ya. 1964 doğumlu Gültepe Sinan Engin soruyorum. Evet. Gökhan Töre bugün atılır mı atılmaz mı? Hocam bak ben sana abi net soruyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Atılır ya. Şimdi harekete baktığın zaman. Hocam bir dakika. Bu sorulur mu hocam? Hocam harekete baktığın zaman. Evet. Harekete baktığın zaman. Evet. Bu sorulur mu ya? Gördüğün zaman şu hareket dediğin zaman bu kırmızı doğrudur. Evet yani. Ama yani siz hakemler hep. Ben hakem değilim, ben eski hakemim. Eski hakem veya neyse. Hep bunun hep şu psikoloji mi? Ne? Önce ne yapıldığını bakmaz mısınız hiç? Neyin ne yapıldığını? Önceki pozisyon oraya nasıl geldiğine gelmiş, baktım adam mı? Arkadan dayamış. Forçuluk var hocam orada, forçuluk. Allah Allah. Hocam. Bırakın aşkına ya. Çocuğu oradan dürtüyor, rahatsız ediyor ya. Yapmayın ya, delirtmeyin ya. Sen akşam bir bırak.
Ben ne söyledim biliyorum. Dinle beni hocam. Bak dinle beni. Bırakın bu işleri ya. Bana bırakın bu işleri. Bana anlatma. Hoca akşamleyin dersini çok iyi çalışmış. Beşiktaş'la ilgili ne varsa... Beşiktaş'la ilgili ne varsa hoca delirtmeyin kardeşim. Sen benim niye cevap almadın şey kardeşim? Asim'in tek yorumu you. Hoca kalkıyor. Başka ne diyebilirim burada? Ne diyeceğim? Bakın bak, arkadaşlar. Bir dakika. Siyahlik yok olmaz. Doğru. Göstereceğim sana ya. Şunu göstereyim ya. Ben gidiyorum. Gel buraya. Ben gidiyorum. Gelsene. Asim gel. Sinan abi gel. Gel sana pozisyon göstereyim. Gel buraya kardeşim. Borçluluk gösteriyor. Ya kardeşim gelsene ya. Uzaktan gel. Bir dakika. Korkuluk gösterecek adam. Ya gel be kardeşim ya. Ya Rasim dur bırak pozisyonu. Bir dakika arkadaş. Dur şöyle. Ama yani. Dur şöyle bir şey olmaz. Gel. Bak pozisyon bu. Bu Gökhan Töre. Ama hocam sen ne yapacaksın? Hocam iyi bak. İyi bak. Ahmet nereden alıyorsun? Gel yatır. Cimi'yi mi getiriyorsun? Bak. Pozisyon bu. Yani, Allah atın sizi Ahmet. Tamam. Arkadaş bu çocuk devamlı. Tamam. Şenol. Sürekli. Hocam Ford Fikir'in demeyelim. Bunu çok iyi bilir. Evet. Abdülkerim de bunu yıllardır yapmıştı. İşte isteyen abi. Ford demeyelim. Bak arkadaş. Tamam yaptım. Şuradan böyle bir temas var devamlı. Sürekli. Bütün vücudunun değiyor çocuğa. Tamam evet. Bütün çocuğa değiyor. Yeter dedi be kardeşim. Çocuk da bıktı yeter dedi ya. Bunun bir evveliyatı vardır yani öyle mi? Sürekli geliyor şöyle. Yeter ulan iyi bittirdi. Evet bir dakika. Öyle mi? Bu zamana kadar peki iki hakem birbiriyle konuşuyor. Pozisyonu görüyorlar. Sen bir de hakemsin hocam yani ve bu işleri bilirsin. Evet. Yani ben bu işleri görmeyeyim. Dünya çapında bir hakemsin. Bence hocam da. Hocam sen mi kaç? Ben sizleri de bilirim. Sen bunları çok iyi bilirsin. Hocam bir kaç. Böyle bırakın bu işleri beyler. Ey Türkiye. Bak. Bırakın bu arkadan dayanma ya. Futbolundan dayanma teması. Ama dikkat. Ne olur dikkat. Bak arkadan dayanma var hocam orada. Çocuğu rahatsız ediyor. Bak bu hareketleri yanındaki uzmanı. Abdülkerim. Abdülkerim bu hareketlerin uzmanıdır hocam. Sinan öyle bir konuşuyorsun ki. Abdülkerim çocuğu rahatsız etti. Sinan iyi dinle. Rasim bir dakika sus. Rasim. Ford mu yapalım Abdülkerim hocam? Konuşan. Ne böyle diyor? Konuşan. Şu Ford kelimesini atın. Ford artık ayıp oluyor. Ayıp ya. Ayıp. Ey Türkiye. Şu konuşan adam Beşiktaş, Ankara Gücü, milli takımda oynamış. Ya hocam boş ver sen şimdi onları ya. Sanki hayatında hiç kendisine dayanılmamış gibi. Allah futbolda Allah. Futbolda dayanma. Niye yapmadılar hocam? Anlatayım sana. Beyler futbolda dayanma vardır. Tekrar adımın Ahmet Çakar olduğu gibi konuşuyorum. Gökhan aynen. Töre'yi bugün atmamak. Gökhan Töre'ye temas dakika, var mı hocam? Bir dakika. Ne? Gökhan Töre'ye. Şenol'un doğru, bütün her türlü temas senden. Var mı? Bir dakika. Beyler futbol buz pateni gibidir. Böyle yaparsın parmak ucu. Tamam mı? Hiç dokunmazsın birbirine. Buz pateni gibidir. Futbol temas oyunudur. Futbolda vücut, göğüs, kalça, bel. Herkes birbirine temas oynuyor. Sen bana anlatma bir dakika ya. Beşiktaş'ı koruyacağım diye. Beşiktaş'ı koruyacağım diye. Ya Beşiktaş'ı korunduğuna değil. Beşiktaş'ı koruyacağım diye olayları nereye getiriyorsun? Ben Beşiktaş'ı falan getiriyorsun. Başka neye getiriyorsun? Yakışıyor musun? Ben herkesi... Ben hocam ne... Bak ben ne haklıysam Fenerli olduk. Bazen Galatasaraylı yaparlar bilmem ne olur. Bak ben... Tarafsız ol! Sadece tarafsız ol! Tarafsız oldun sen çok iyi biliyorsun. Ama bu akşam yanılsın. Yavaş. Kedini. Ya bak. Dur lan. Bir saniye. 10 saniye. Dur evladım. Şimdi bak ikiniz de abimsiniz, ikiniz de büyüğümsünüz. Biriniz diyor ki forçuluk, öbür diyor ki tenceren kaynıyor, maymunun oynuyor. Ya Rasim. Rasim. Türk Dil Kurumu'ndan beşerdi gidiyorlar. Rasim. Bir dakika. Müslüken bir çocuğu. Hayır. Tenceren kaynıyor, maymunun oynuyor. Hocam. Üstaşıya bir şey değildir bu. Maymun neyi kastedin? Hayır efendim. Yapmayın. Arkadaş. Hadi bırakın. Fort yeter. Erten bak bir şey anlatıyorum güzel kardeşim. Bak bir dakika. Şimdi bu Rasim şurada devamlı. Ahmet ikili bize Rasim'le bir dakika ver. Bak Rasim. Şöyle duruyoruz yan yana duruyoruz Rasim'le. Şöyle gidebilir gelsen. Yan da yapmıyorum bak. Rasim devamlı beni böyle tırmaladığını düşün. Allah devamlı Allah. Dürtüyor beni bak böyle yani dürtüyor. Gelir bir gün vurur musun? Ya ben dedim ya kardeşim git artık ya falan. Ama olsa olmaz ya. Ya git kardeşim. Ama arkadaş bakın Şenol'un pozisyonunda bak. Ya Gökhan Töre patart verilmez mi? Bir dakika dur. Hafif arkadaş pozisyon olarak kart olabilir. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ama Gökhan'ı da rahatsız ediyor oradaki hareketi. Dürt böyle itiyor diziye. Defans oyuncuları böyle şeyler yapar. Ama sen neler yaptın sen suratlarla ve tutuyorsun. O zaman hakem niye atmıyor? Yapardı. Niye atmadı Abdülkerim? Abdülkerim hakem... Üç hakem var. Yardımcı hakem, dördüncü hakem, orta hakem. Üçgenin içinde biri mutlaka görür. Veyahut da daha ağırını söyleyeyim sana. Dördüncü hakem kuvvetle muhtemel orta hakeme bir şeyler söyledi. Evet ne dedi? Şimdi orada ne oldu? Benim söylediğimi söylemiş. Gökhan Kören'in... Oyundan atılmayışının nedeni Tarık var mı? Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya'nın hakemler üzerine kurduğu baskıdır. Nedir bu? Hayda. Gökhan Töre tabii anlatacağım. İzah edeceğim. Hayda biliyor musun? Müsaade edeyim mi? Müsaade edeyim. Hayda ya. Bir dakika. Müsaade edin. Buyurun. Bizim bu reklam aramız zaten. Yeleğin çok güzel Sinan abi. Evet. Bir göstersene. Kardeşimiz dikti. Bir gösterebilir misin? Yeni özel dikim.
Yavaş kalkamam bu kadar işte. Erten. Nasıl yelek giyinir mi Allah? Yok kardeşim, yok böyle bir usul yok. Yelek Allah diye bir şey yok. Allah. Ya ne diyeyim ben sana? Bana kalsa ya, kravat da yok. Bir şey söylesene. Bana kalsa. Ya sana kalsa pantolon da yok. Pantolon mecbur ama. Sana kalsa. Şöyle çok. Abi şimdi bak Cunan'da mı? Pantolon yok, ayakkabı yok, araba yok. Hoca kalsa. Yaşam yok. Yelek nedir abi? Yeleği var abi. Ayakkabı altına koyuyor mu altına? Şimdi hocanın ayakkabıları peçiyle. Keçeli. Keçeli takviyeli altta. Var bu da yani yıllar. Sana kalsa yap. Deyince bir niye? Hoca ne yapıyor biliyorsun? Hoca parayı balyalıyor. Biz ne varsa yiyoruz arkadaş. Veriyoruz. Hoca balyalıyor. Hocanın ayakkabının altı değindi mi ne yapıyor? Gidiyor yaptırıyor şurada köşede. Ne yaptı da yaptırıyor artık? Keçe yaptırıyor. Keçe yaptırıyor. Atabiliyor. Pençe yaptırıyor. Pençe keçe vuruyor. Ne var bundan gurur duyuyorsun? Şey bravo hocam. Şimdi bize yok. Hocam. Ben sizin gibi parayı sokakta buluyorum. Tırnaklarımı veriyorum. Bırak bu işleri. Bana demagoji yapma. Bana garibanlığı, fakirliği falan anlatma. Ben Gültepe Yaykemen'in çocuğuyum. Bak ben orada bir şey. Ben de şeyim abi. Bir dakika. Ben de sahiden geldim sanki. Ben otobüslere, minibüslere. Ben de Beşiktaş'ın Serencemey çocuğuyum. Orada doğdum. Sen bak sen yine biraz sosyete maalesef. Otobüslere, minibüslere kaçak binerdim. Bak şimdi ben sana bir şey anlatayım. Odurumdaydı. Dinle bak. Siz de alıyorsunuz. Bir öğrenim ya. Hayır hocada para. Dinle. Hocada para olmasa. Hadi hocada para olmasa. Eyvallah. Para. Bak dördümüzü. Dört defa falan çarpar. Bana bakın beyler. Bak dördümüzü dört defa çarpar. Arka cebine koyar. Toplar beyler. Servet. Ya, ayıp şeyler bunlar beyler ya. Beyler bunlar valla bakın. Bunlar görgüsüzlük statüsüne giriyor. Bizim, yapmayın bunları dinle, ya. Dinle bizim ya, bu reklam. Şimdi bak amacınız ne biliyor musun? Vine'larla ayakkabının altına yapılan pençelerle Gültepe mahallesinde. Ahmet hocanın servetiyle. Amacı ne biliyor musun? Amacı şu. Ama şu beyler bu geceden itibaren. Tabii. Hocam tebrik ediyorum. Sinan Engin'le Ertem Şener'in tek amacı var. Beşiktaş'ın hakemler tarafından kullandığı gündemini değiştirmek. Emre Belözoğlu olsa. Olmadı. Volkan olsa. 1,5 saat program yapardı. Bir dakika. Yaptık da. Melo olsa 2 saat program yapardı. Aynen öyle. Bravo. Sevgili Emrecik. Volkancık olsa. Ya. İki saat program hocam yapardık. Volkancık Emrecik. Bu akşam da Kovboy Gökhan'ın deme yaptığı. Deme Kovboy Gökhan hocam. Peki Gökhan Beyciğim bu akşam yaptığınız hareketi çok efendim yetiştiramadık. Zaten yani halinizle ilgili Serhan abiniz parantez açıyorum eski futbolcu. Gültepe'de büyümüş. Beşiktaş'ta oynamış. Sonra da işte yelekler melekler diyerek hocam yelek moda mı sen? Hocam yelek moda olur. Türkiye'nin hocaya da bir dönelim. Hocam apo dayamadın mı sen yıllarca? Ya hocam yanlış anlıyorsun. Sen hemen olayı bakın olayı sulandırmayın. Futbolda dayanırsın oyuncuya. Evet evet. Adam tükürür. Dayanırsın. Vücut temas eder. Nerede böyle döndürme dersin. Döndürme. Ya yakın var. Siz içine sulandırdınız ya. Ama hakikaten konuyu bir sulandırmayalım. Hocam ama sen enteresan bir cümle diyorsun. Ya demin Ford dediği vakit gıkın çıkmıyor. Nasıl gıkın çıkmadı hocam? Ford bak bu akşam çok sinirli. Ford sarmış durumdayım Apo Hariç. Sana da sardım bu gece. Sana da sardım bu gece. Ben de sardım ya. Abdülkerim konusunda ben. Tahmin ediyorum niye sardım. Pozisyonu ben bir anlatmak şimdi istiyorum. Gökhan Bey. Pozisyonu görmek görememiş bazı. Hayır yeter kardeşim. Ertem'le yap ya. Her Ford bu işleri kendiniz yapın. biri der ki çorman kayıyor maymunun oynuyor. Öbürü gel sen pozisyonu bir anlatalım. İki programı bir anlatsana. Olmaz Ertem'le. Abdülkerim hocam. Niye korkuyor mu? Futbolcu benim kardeşim ben. Niye korkuyor Abdülkerim? Gel pozisyonu anlatalım. Ya kardeşim siz yeşil sahalarda alışıksınız. Dayananlar. Ya Allah aşkına. Şimdi ben bilmedim ki kardeşim Sinan abi mikrofonu düzeltebilir misiniz? Dayananlar. Aa yarın bir gün Zekeriya Bey de buna der ki refleks filan der zaten başlamışsınız reflekse. Refleks Gökhan'ın hareketi refleksler. Uzun yıllar futbol oynadığın için Gökhan. Yok. Böyle temas oldu mu refleks ediyorsun. Bizim Emre Bilic'e ne bir şey söylüyor atılmıyor mesela. Orada ne oldu? Gökhan orada atıldı. Selçuk'un diyorsun yani bak. Bir dakika. Yani bu sefer de atılmasın ne var Şenol yani? Hakem Şenol'u önceden uyarsaydı Gökhan da o hareketi yapmazdı mı diyorsun? Yok, Beşiktaş kontrolü mesajı çıkmış bana. Evet. Şenol önceden hakem tarafından uyarılsaydı. Yine uyarılacak. Markaj yapma. Doğar gidi yapmazdı diyor. Aman Gökhan Töre'ye markaj yapma diye hakem öyle şey olur mu? Öyle saçma sapan şey olur mu ya? Kara kaplı defteri be. Galatasaraylı Melo. Fenerli, Volkan ve Emre'den sonra Beşiktaşlı Kovboy Gökhan'ı da almış buluyorum. Arz ederim. Ya biz Kovboy Gökhan. Ertem, bak biz Fener... Ne diyorsun ya? Hocam, ya sana bir şey söyleyeyim mi?
Sen ve senin benzeri eski hakemler Türk futbolunun hakemleri, Türk hakemlerini bu hale getirdiniz. Korkak, şahsiyetsiz bir hakem topluluğu mirası bırakıyorsunuz. Öyle demeyeceksin. Korkak. Benim doğru söylüyor. Az bile söyledin Sinan. Az bile şöyle söyleyeceksin. Benim için ne derim biliyor musun? Ne dersin hocam? Sen ve senin gibi. Senin için söylüyorsun bunu hocam. Hani ben şu anda diyelim ki dışarıdaki adamım Ahmet Şakar'da karşıda. Sen ve senin gibi. Büyük baş hayvanlarla. Tövbe estağfurullah. Arasında gidip gelen. Ya bak iğneyi kendime batırıyorum. Batırın hocam. Bir dinle, bir dinle. Yıllarca maçanız yemedi. O stüdyo ışıklarının o dayanılmaz rahatlığı. Para ve şöhretin dayanılmaz hafifliğiyle Türk hakemliğini yönetmeniniz Türk hakemliğini parçaladınız. Şimdi de Zekeriya Alp'e konuşuyorsunuz dersen bu konuda %100 haklısın. Ama yine de konuşmam lazım. Hocam bir şey söyleyeyim. Sen konuş ayrı ya futbolcu eskisi falan. Deme. Şimdi, bir şey mi? Bir dakika futbolcu eskisi zaman çok futbolcuları aşağılıyorsun. Hakem eskisi diyorum. Senin hakemlerin bak. Sinan hocam, kendimi hakem eskisi diyorum. Tamam hakem eskisi. Hocam ya. Ben bir hakem eskisi. Hocam senin hakemin. Olmaz. Hocam. Abdülkerim. Hocam. Şimdi senin hakemin korkaksa. Evet. Senin hakemin vermiş olduğu kararı dünyada hiçbir mekanizma bozamaz. Doğru. Hiçbir hukuk bozamıyor. Doğru. Hakem verdin bitti. Ebe kardeşim güç sende, irade sende. Ne korkuyorsun be kardeşim? Sonra ne korkuyorsun? Hakemliğin başındaki adam onları korkutuyor. Ben bunu 11 sene önce korkma Kudüs'ü. O gün dediğim zaman benle herkes... Seni korurum ben. Ya beni konuşurken sen konuşmak zorunda mısın be kardeşim? Allah Allah. Hatırlattım ya. Sinan. Allah Allah. Sinan korkmayan hakemler nereye gidiyor? Amreye gidiyor kardeşim. Ali Aydın korkmadı, paket oldu. Paket oluyor hocam. Korkma Kudüs'ü dediğim zaman herkes bir yere yorumladı. Ben bunu söylerken... Korkma Kudüs demedi. Korkmayın kardeşim demedi. Sen büyük takıma... Demedi. Korkma dedim. Ben seni korurum Kudüs'ü. Korkma dedim. Neyse yani Ertem bak. Allah Allah. Allah Allah. Ya bir Rasim bir dur. Bu farklı bir olaydı. Ya Rasim bir ben dur. Seni korurum Kudüs'ü. Benim himayemdesin. Evet. Bu ne ya? Aynı şey mi ya? Korkma Kudüs'ü. Deplasmanda stat'tan çıkarken onu korum diyor. Bak şimdi ben burada başka bir şey. Ya. Devlet yok mu? Bu stat'ta devlet yok mu? O şehirde devlet yok mu? Orada sen korkma memuru musun? Orada sergiye. Bak Gökhan Töre hayatında bir kere. Pırıl pırıl mıdır? Tövbe tövbe. Aman. Yani Rasim bir dur be. Bir dakika. Demin ebeğin dedi. Bunu kapattırmak mı getirdin sen ya? Tövbe estağfurullah ya. Derken yani. Ha, ondan da söylemiyorum yani bak başka ben herhalde ya. Ya diyecektim kaç aylıksın kardeşim ananın karnında kaç ay durdun ya Rasim yapma ya dur bir dakika ya. Bak abicim ben Akmerkez'de bir gün orada yanımda Şükrü de vardı Gökhan'ı 5 dakika gördüm hayatım boyunca 5 dakika gördüm pırıl pırılını mırıl pırılını ben anlamam. Ben adam sahadaki oynadığı futbola bakıyorum. Dışarıdaki yaşantısını kulübünden sorumludur. Ben ona bakmıyorum. Ben oynadığı futbola bakıyorum. Sefası olmuş dedi ya. Ay Allah'ım Sinan'ım, ya Rabbi. Bu hafta bu gece Arda hepsi manidar. Bunlar bugün Beşiktaş çalışmışlar. Manidar sen gülüm. Manidar. Bakın bunların hepsi bu beyefendilerin hepsi Beşiktaş çalışmışlar. Ben sana söyleyeyim. Herkes Abdülkerim de testleri almış bugün eline. Hocayla beraber bugün Beşiktaş'ı kesmeye gelmişler ya. Ya gerçi bir dakika pasörü göstereyim sana. Gökhan Töre. Her futbolcunun yaptığı gibi sinirlendi, hata yaptı. Tamam. Gökhan'ın bir suçu yok. Onu atmayan hakeme sulan hocam sen. Gökhan'a ne yapmayın? Tarih var. Rasim, Ertem müsaade eder misin? Ertem'le beraber. Rasim de gelsin. Kaçıranlar var. Pozisyonu bir daha anlatayım. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu? Niye canım? Bütün stüdyonun intikamını benden almaya çalışıyor. Ama benim size yakışan arkadaşlar.